Abicim buranın havasına hiç güven olmuyor. Soğuk duruyoruz. Şu değildi ya. Şu üç kürek. Bir. İki. Üç. Şunu kapatayım, çıkmayın. Tamam mı? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel bir kurban gününüzden hepinize kucak dolusu sevgiler. Tekrardan hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz her sene yapmış olduğumuz gibi bu sene de kurban kesimine başladık. Tabii ki hepsi burada kestiklerimiz, buradan alacaklar da var. İhtiyaç sahiplerine, buradaki insanlara dağılacaklar. Evet, kazasız belasız deyip başlıyoruz. Ekip burada, Niyazi burada. Şöyle göstereyim, yüzmeye başladı. Ondan sonra Semuha burada, listeleri kontrol ediyor. Bir de fanımız burada. Hadi başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bakalım neler yaşayacağız. Selamünaleyküm Reyhan abla. Reyhan, vekaletini vermiş olduğunuz kurbanı birazdan keseceğiz. Allah kabul eylesin. Reyhan adına 56-10-143 sonra 43 numaralı kurbanlığınız Allah kabul etsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi lhamd. Allah kabul eylesin. Bismillahü Allahu Ekber. Arkadaşlar kesimler tüm hızıyla devam. Biz ne demiştik abi? Bakın kilolarımızı görün. Şöyle yakın çekimi göstereyim. 32.1. İçi tamamen temizlenmiş. Yani bu kuzu 65 kilo civarında. Gayet iyi. Tabii ciğeri, kalbi, onları da ihtiyaç sahiplerine vereceğiz kafasına kadar. İçi hiçbir şey kalmamış hali, temiz hali 32.1. Ham hali kaçtır ki acaba Niyazi? Yani yarı yarıya derler, 32, 64, 65 kilo. Ciğeri 35 kilo. 65 kilo civarında bir kuzu. Yani 70 kilolara yaklaştırdığımız 65 ile 70 arasında ortalama aynı gelecek bütün kilogramlar. Gayet iyi. Şu anda 3. kurbanı kestik. Yüzmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım, biraz hızlıyız. Arkadaşlar bir 6-7 tane kestik. Size çok güzel bir haberim var. Ninemi bugün taburcu edecekler. Sabah biraz diyorum ya, bu kurban bayramına biraz böyle mutsuz başladık. Allah'ın izniyle Bismillah dedik, görevimizi yerine getirelim dedik, kesime başladık. Ama mutlu bir haber geldi, aradılar, ninemi taburcu edeceklermiş. Onu alacağız, geleceğiz. Evet, süper, çok süper. Dedin mi? 17 tane kestik, körelmeye başladı arkadaşlar. Doğru, 17 tane. 17 tane kesildi, saat 11. Ve 8-8.30 gibi başladık. Şu an gayet izliyiz. Şu var ya, şu efsane bir şey oldu ya. Bizi hasta eder mi bilmiyorum. Hadi bakalım, hemen gidiyor arkadaşlar. Evet. Kellelere kadar arkadaşlar. Kelleler de ihtiyaç sahiplerine gidecek. Hepsini veriyoruz. Han Kaymakamlığından geldi abilerimiz. Orhun Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah, ben teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Dağıttıktan sonra resim atacaklar abilerim. Tabii, bana. İnşallah. Bekliyorum. Evet. Kolay gelsin. Biz devam abi. Hadi Allah'a emanet abi. Arkadaşlar hızlı bir şekilde gidiyorlar. Bana resim atacaklar. Han Kaymakamlığına teşekkür ediyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na. Şimdi bunlar dağıtırken biz kesime devam edeceğiz, abilerimiz dağıtırken. Onlar resim atsınlar. Hemen ben bu araya paylaşayım. Devam. Bu arada az kaldı. Ninem de geliyor. Abi şu bugün var ya, bizim hayatımızı kurtardı. Ya bizim hayatımızı karartacak.
ninem geldi, ninem geldi. Abi kurban kesmeye devam ediyoruz. Mümin abilerin kurbanları var, onlar pay ediliyor. Buradan alıp gidecekler. Teslim edeceğiz kendilerine. Dağıtımın yanısına buradan alanlar da var. Ninem geldi. Selam, üstüm çok kanlı. Bir şey olmaz ya. Öpeyim. Vallahi ninem nerede? Yaşın ninem. Bana sokulmayın. Benim üstüm çok kanlı. Nine! Ben üstümü değiştirmeden gelmeyeyim. Yeni hastaneden çıktı. Nine buradan oradan daha kolay inersin. Buradan mı? Buradan daha kolay inersin. Ya. Nine hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi iyiyim hoşumda. Şey terlikleri mi yok abla? Ha biri yok. Var dilim. Var da benimkileri giydi evden çıkarken ben de şey... Bayramın kutlu olsun bakalım nine. Sağ ol olur. Ters giye ters. Ben gene ay ayağım çok acıyor. 26 tane kestik yine şimdiye kadar da senin ayağın ne o kadar çok şey. Ne bileyim ben ya. Hiç sol. Hiç anlamadım ben. Gel böyle. Gel hadi. Rahat olsun. Aleyküm selam. Nine hoş geldin. Hoş bulduk. Bayramı kutlu olsun bakalım tekrardan. Sağ ol olsun. Ben yine iyi gene soğumamışım. Niye? Bayram ne zaman ne? Sevdaya soydum böyle bunu ne bayrama dedi. He. Ben sana sahali çarşamba zannediydim. Evet. Sen 3-4 gün mü oldu girele? Ne günü gittik biz? Ne günü arabayı aldık? Çarşamba mı aldık? Perşembe mi aldık? Perşembe günü ben geldim. 5 gün oldu nine. 5 gün mü oldu? 5 gün oldu. Ay 3 çarşamdır orada yatıyorum ben. İyi bakalım ben. Abiler bekliyorlar nine. Üstünde çok kanlı. Sonra görüşürüz tamam mı? Ben sana çok da şey yapmayayım. Bayram mübarek olsun. Sen mübarek. Allahu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi ilhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi ilhamd. Allah kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç tane kestik Nihal'e? Kaç tane böldük? Arkadaşlar saat 5 olmak üzere bir posta daha hazırladık. Mihal Gazi kaymakamlığına gidecek. Abi hayırlı yolculuklar beklemeyin. Hemen ulaşın. Arkadaşlar Niyazi döktürüyor vallahi. 37. kurbanı kestik. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Küçük bir sakatlık. Bak buna ne derler biliyor musunuz? Anne sarması derler. Ben çocukken böyle bir şey olduğunda annem bu şekilde sarıyordu aynı parmağımı. Çok fazla bir şey yok. Açınca ben size gösteririm ama mikrop kapmasın diye dezenfektanla falan yıkadık. Sardık. Ama annem sarınca sanki parmağım kopmuş gibi duruyor. Şöyle göstereyim size. Kesime devam. Sıkıntı yok. No problem. Arkadaşlar kalite. Vallahi bugünün kahramanı arkadaşlar. Tabii Niyazi'nin emeği tartışılamaz da. Hem serinlik bakımından hem buradan sinekleri uzak tutma bakımından hem soğuk bakımından adamı donduruyor. Cidden yani. Şöyle size bak. Saçları göreyiniz. Şimdi bunlar da teslim edilecek. Bunlar da hazırlandı. Abileri bekliyoruz. Mola vereceğiz. Mola verdik. Bu arada parmağımda sıkıntı yok. Bunu birazdan çıkarınca ben size göstereceğim. Şimdi kan gelmesin diye yaptım. Ne diyecektim ben ya? Kekmek onu bunu yiyeceğiz. Biraz daha keseceğiz. Ondan sonra abiler bunları alacak. Yarına büyük ihtimalle 15 tane falan bırakacağız. Ve bu 67 keçiler, erkekler hariç 67 tane kurbanlıktan bahsediyorum. 15 tane kalması muazzam bir rakam. Yani bugün kaç tane kesmiş oldunuz o zaman Niyazi? 50. Evet. 3 tane erkek kestik 53. 17 tane falan kalacak yarına. Öyle düşünün. Arkadaşlar görüyorsunuz bu kadar kaldı. Dur kızım yapma. Şimdi ben bunlara içlerinden tamamdır. Bitirdik artık. Hemen yanlarını sularını vereyim. Bolluklarını hazırladıydım zaten. Şu ayrılanlar onlar ayrı. Bunların içinden bir iki tane daha var. Elimizde kesilmeyecek geldiği zaman bunun içine atıyoruz. Şimdi hepsini tekrardan karıştıracağım. Bunları boyayacağım. Bu kadar kaldı işte.
Evet. Yorulmadım. Yorulmadın da. 50'yi bulduk. 50. En son Burhan da bize yardım etti arkadaşlar. Ona da teşekkür ediyoruz. Onun kurbanını da kestik. Evet. Olduğundan çok çok fazla. Onun kurbanını da kestik. Şimdi bunlar dondurucuya gidecekler. Yarın sabah erkenden ya da öğleye doğru hemen dağıtıma çıkacağız. Biz kendimiz dağıtacağız. Gideceğimiz yerler var. Yine kaymakamlıkla beraber. Yolunduk. Şimdi Ninemi'nin yanına gitmek istiyorum arkadaşlar. Daha buradalarını toplayalım. Yıkayalım, temizleyelim. Yarın kesilecek bir 16-17 daha hayvanımız var. Ondan sonra bitiyor. Gelecekler var, gidecekler var. Buradan alacaklar var. Yine keçilerden alıp götürüp kesecekler var. İkinci günü. Arkadaşlar saat 12.51 geçiyor. Şöyle yüzüme ışık tutayım. Bunun ışığı bitmiş. Şimdi erkenden işleri tamamlar. İçeri girerim dedim ama burasını toplaması, sağa solu toplaması falandır filandır. Yarın da planımız var. Yarın aslında bizim için en güzel günlerden bir tanesi. Bugün de çok güzel geçti. Zaten resimleri sizlerle paylaştım. Birçok kişiye ulaştık. Kestiren, kurban kestiren herkesten Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Yarın da işte kalanlar, buradan alacaklar var. Keçilerden, erkeşlerden alacaklar var yarın için. Evet, yarın da kesime devam edip paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yatırıyorum. Sabah çok erken kalktık. Şu an... Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Kurban kesimine devam ediyoruz. Bugün dağıtıma çıkacağız ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu anda sular yok. Canevim de bir telaş. Aman. Su olmadığı için kesimi başlatamıyoruz. Sabah erkenden başlayacaktık. Tavuğa bak nereye yumurtlamış. Arkadaş nasibimizle kalkıyoruz. Sabah başlatacaktık. Sular olmadığı için sıkıntı. Şimdi 2-3 kişiyi aradım. Necdet abim su getirecek tankerle bize. Traktörle şeylerin tanker doluymuş. Benim tankerlerim de var ama benim tankerlerim şu anda boş. Tekrardan doldurması falan yeniden doldurabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Lakin sular olmadığı için problem. O yüzden bizde dolu tankeri varmış bir abin. Hemen onu buraya çekeceğiz. Niyazi birazdan gelecek. Ve kesime başlayacağız. Zaten son 12-13 tane alacaklar, gidecekler de var. Onları bitirelim. Dağıtıma çıkacağız abi. Seyit Gazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na dağıtıma gideceğiz. Şanssızlık abi. Yapacak bir şey yok. Elim de şu anda iyileşmeye başladı. Ama tam bu şeyde. Şu ek yeri var ya. Burada olduğu için biraz zor iyileşir. Abi 4 senedir bu işi yapıyoruz. Hemen hemen. Şu ana kadar hiçbir kesiksiz atlattıydık. Bu bayramda. Evet, su hayatmış arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Akü verse yok bir şey. Çözeceğiz abi, çözeceğiz. Niyazi birazdan gelecek. Dün çok yorulmuş herhalde. Vallahi kalkamadı. Biz bile sabah zor kalktık. Tabii yorgunluk var dediğim gibi. Bir de üstüne, aksine derler ya suların olmaması ama hayırdır. Yapacak bir şey yok. Şimdi Necdet abi geldi. Su tankerinin yerini söyledim. Hemen getirecek bize. Oh. Aga tanker geldi. Vallahi hortum takmağı yeri bile var. Tamam, işimiz çözüldü. Necdet abi getirdi. Şöyle dursun. Necdet abi bir şey desem. Abi şu anda herkes çeşmelerden bidonla su dolduruyor, biliyor musun? Şey gibi düşünün yani. Millet yüzünü yıkamaya bile çeşmeye çıkıyor. Köy çeşmesine. Sabah ben bir dolaştım. Dayımı aradım. Niyazi'nin babasını, muhtarı. O da sucuları aradı. Yakın zamanda dedi bakacağız falan ama tabii bayram. Şimdi ne zaman gelir ne zaman gider, benim dağıtıma çıkmam lazım. O yüzden problem. Biz de bu şekilde bir çözüm bulduk tankerle. Yüksek. Bir dakika. Çekiç var mı? Çekiç. Şey ya, çok yamuk bir dakika, yamuk. Necdet abi. Çok gelmene de gerek yok. Az daha gel.
Tamam tamam, yeterli yeterli. Buradan su alabilirsiniz değil mi? Hortum? Hortum da akma yeri bile var adamın lan. En aşağıdan. En aşağıdan. Oh oh oh, var ya. Süper süper. Bir bakın bakalım. Sabah var ya Necdet abi, herkes çeşmeye çıkmış. Eski zaman gibi çeşmeler. Açtım. O çeşmeye benzemez. Arkadaşlar son 8 tane falan kaldı. Size şu şekilde de gösterelim dedim. Ben önce bir kiloyu göstereyim. 64.65 kilo falan. Ortalama şöyle yüzülmemiş halde. Evet. Hadi devam. Hadi geçmiş olsun arkadaşlar. Kazasız belasız küçük bir kesikle kurbanı bitirdik. En son babamın kurbanını kestik. Allah kabul etsin. Şimdi sular da yok. Yavaş yavaş gelmeye başlamışlar. Nasıl duş alacağız diye düşünüyorduk. Hatta Niyazi ile dedik ki, Niyazi şunu açarız, şurada yıkanırız diye. Şimdi hemen duş alayım. Emrah abi akşam kestiklerimizden derin dondurucuya, yani buzluğa koyduğumuz etleri götürdü, dağıtmaya başladı. Seyit Gazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı. Ben de bunları kendi arabama koyacağım. Hava sıcak olduğu için dört koldan çalışıyoruz. Buradan hemen ona, yani şöyle buluşacağız. Şöyle düşün yani, o buradan ben buradan buluşacağız. İhtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam. Tarım işçilerine verildi. Ondan sonra Han Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşmaya verildi. Mihal Gazi'de Sosyal Yardımlaşmaya, Mihal Gazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşmaya verildi. Mihal Gazi'deki tarım işçilerine, orada çalışan emekçi abilerimize verildi. Oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Seyit Gazi'de, Seyit Gazi çevresindeki bütün ihtiyaç sahipleri ailelere ulaşmaya devam ediyor. Seyit Gazi'deki tarım işçilerine, oradaki zaten görüyorsunuzdur yol kenarlarındaki, oradaki ihtiyaç sahipleri ne yine aynı şekilde Seyit Gazi Kaymakamlığı'nın bilgisi dahilinde, yani ihtiyaç sahipleri listeleri var onda, onlara verildi. Aynı zamanda Kur'an kursları için yani kurbanını kestirip Kur'an kursuna ver diyen abilerimiz için Kur'an kurslarına da verildi. Onlarda da nereden baksanız 60-70 tane talebe varmış. Onlara da ulaştırıldı. Yani biz nereye diyorsanız oraya dağıtmaya devam ediyoruz. Üzerimizde yoğun bir yorgunluk ama da mutluluk da var. Bitirdik abi, bitirdik. Tam şu anda alanlar, gidenler dahil, yani buradan etini alıp kendine götürenler dahil 70 tane hayvan kesilmiştir. Allah kabul etsin. Arkadaşlar su işini hallettik, çözdük. Kurbanları sağ salim kestik. Şimdi sıra dağıtmada. Dediğim gibi birçok yere dağıldı. Allah kabul etsin. Şimdi sıra bizim görevimizde. Hemen üstümü başımı değiştirdim. Parmağımı tekrardan saldım. Kesiği 3 tane yara bandı kapatıyor. Öyle söyleyeyim size. Göstereceğim, unuttum da. Neyse yine gösteririm. Öyle çok da değil yani. Korkulacak bir şey yok. 3-4 senedir diyorum ya, bu işi yapıyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Derin, biraz derin kesik. Sıkıntı yok, problem yok. Niyazi eve gitti. Ben de buradan Emrah abinin, yani Seyit Gazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü'nün yanına gidiyorum. Onunla Karaören'de buluşacağız. Karaören'den beri tarafa doğru dağıtıma devam edeceğiz. Arkada etler var. Hemen ulaşmam lazım. Hadi bakalım. Ne kötü yollardan geçtik. Başladık arkadaşlar. Emrah abiyle beraberiz. Şimdi birçok kişiye gideceğiz. Şu çok gurur verici bir şey. Buradayım ben abi. Arkadaşlar Emrah abiyle buluştuk. O öğlenden önce bize geldi. İlk posta kestiğimiz etleri ulaştırmaya başlamıştı. Onun görevi bitmiş. Şimdi bana yardım ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Birçok yer gezdi. Şimdi benle buluştu. Benle gezecek. Emrah abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Seyit Gazi. Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürümüz. Evet. Evet, başlıyoruz. Evet bakalım. Oldu. Sen onu Allah razı olsun. Haydi senden de Allah razı olsun. Amin. Amin. Maşallah sana da. Maşallah. Abi şimdi bunların hepsini düzgün bir şekilde pay edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Şöyle bir koyayım. Sağ olun. Yaya koy. Götürüver. Götürüver.
Bir bak bakayım. Yani kadın yani. Çantası var. Kadın çantası var. Yok sadece şey. Yok herhalde. Ya erimiş ya, sıkıntı yok. Tamam. O da bulunur zaten ya, benim elimi. Evet. Şu an başladık, dağıtıyoruz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, Emre abime çok teşekkür ediyorum. Birçok bayram bizimle beraber geziyor ve birçok ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Evet, şimdi gidelim. Geçin. Ama bizi götürmemiz lazım. Ha, bu biraz ağır. Ağır ağır teyzem. Tamam. Kim koyun duydu abi? Olsun aleyküm selam. Abi karşıda da düğün hazırlıkları var. Kimisi kurbanınla uğraşırken. Abi artık herhalde yoklar ha. Selamun aleyküm. Duyma, acık şey. Duyarlar mı ki? Ayşe abla. Ana ya arkadaş, bu köye bayılıyorum ya. Oğlum bizim bahçeye de geldi. Bizim bahçede de çok biraz var lan. Abi bizim köyde hiçbir şey olmuyor ki. Şuna bak mübareklere. Yine mi kapalı? Eyvah. Selamun aleyküm. Lan burada köpek yapmış var ya. Abi zaten köpekle ilgili burada bir sorun yaşamış mıydık biz acaba? Hatice teyze. Eve kilitli abi. Aha, Gülfizan abla yok. O zaman şuraya gideceğiz, gel. Arabayla mı? Ya yürek. Giriyorum. Gir gir. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Harikulay. Şurası aslanlı muhabbet ama burası öte tarafta kaldı. Gidiyoruz. Devam devam. Şurada bir teyzemiz vardı eğer. İzmir'de çocukların yanında değilse, burada yaşlı bir teyzemiz var mıydı? Sağ tarafta olsa gerek. Abi böyle malzeme nasıl geçiyor? Şuraya bir burası da Ahmet değil. Çok eski zamanlarda orada yol olarak kullanmış burası. Bize de çok bunlar. Çok bunlara trip vadisi çeşitli. Bizim köylerde çok, ben diyorum at arabalarını yap abi. Burada kimsecik yok gibi. Yok diyor. Ya kimse yok. Selamünaleyküm. Yok yok, zaten bayağıdır giriş çıkış yok buraya. Şunu da siz yapmadınız. Şunu da yaptınız. Şu giriş yaptık biz. Yok abi. İş şeyi toplamışlar, yok. Yani kılıyı kılıyı toplamış şey. Gün geçtikçe azalıyor. Bizim yaşlılar vefat ettikçe evet. Kino evlerdeki, köylerdeki evler kapanıyor. Kaç tane veriyoruz abi? İki parça alsın. Evet. Şöyle bir bacak. Bir şey bol bol. Bayağı kıştık mı şey için herhalde abi? Ya biraz. Bura değil diye bura değil. Bu mu atmıyor? Tuvalet ihtiyacım var teyze. Aynen öyle abla. Kavalcıların basırı ne olur? Lazım ya. Tamam. Kış geliyor oğlum. Kimsemiz yok ya. Tamam. Arkadaşlar güneş batmak üzere. Şöyle size göstereyim. Kümbette işimiz bitti. Bayağı gezdik. Şimdi diğer köye gidiyoruz. Hadi bakalım. Emrah abi önden. Ben arkadan. Onu takip ediyorum. Sabah diyorum ya, bu arabaya sarmıştık. O bayağı bir yere dağıttı. Şimdi bize devam. Abi kapıda 6 Ekim 1969 yapıyor. Ne zaman yapıldıysa tarihini atmış. Abi en mesela bizim köyün yolu eskiden bu şekildeydi. En dar yollardan bir tanesini de seyrediyoruz şu anda. Yani iki arabaya denk geldiğinde en düşük hızda birbirinizi geçmek zorundasınız. Zaten sollamak ne haddimize? Şuna bakın. Eskiden bizim köyün yolları da böyleydi. Vay, aa, parmağı kesin. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Abi senin Allah'ın ömrünü uzun etsin. Sağ olun yavrum. İyi misin? Şükür bakalım yavrum la. Kendini taşıyorsun. Zor zor. İyi zor, maşallah. Zor. İyisin iyisin. Sağ olun kuzum, sağ olun. Bir ihtiyacın var mı? Selamünaleyküm. Burası gir gir buraya buraya. Dedemiz ya. Hasan dededen kalsın hani. YouTube'da izlerseniz ben bana açık açık. Hasan dede. Dedemle ya, aynı o zaman. Oğlum Topkaya. Oğlum Topkaya. Evet. 11 sene yaş sen gelmeden önce bizim bebe vardı şurada küçücük. Burada ha. 115 yaşında oldu. Allah Allah. Dedeti çağırdım böyle. Dedem 90 yaşında mıydı? Kaç yaşında? Hasan dedem. Benim dedemle adaş.
Maşallah. Müdürüm 5 mesela yine çay ikramı. Şey. O zaman işte 2 sene önce geldi. Neye geldi tam hatırlamıyorum. Biz onu bizim vakıta misafir ettik. Derdinin şeysini görün, muradını görün. Amin. Bela kaza vermesin. Amin. Hadi kuzum. Sağ ol teyzem. Hadi yavrum. Hoş bulduk. Şuradan uzanamayalım abi. Şöyle iyi. İyi bir şeyden var dedik. 2 tane mi veriyoruz? Şöyle bol bol herkes. Nerede bu Recep abi ya? Tadımlık değil, çok çok doyumluk. Sizin söylediğiniz gibi. Bol bol. Hadi bakalım. Hadi bakalım, görüşürüz. Sen de Allah'a emanet. Allah'a... Şey desem... Ver bakalım. Bana usta gibi ayarlayabiliriz. Yıkıldığını gördüm. Çok ben... sağlıklı bir yer değil teyze. Daha canlı ve sağlıklı olmalı. Bu su bana bir bana aksesli barajdan geliyor ve bu sayede de bu içindeki makine onu filtreliyor. Kimin gemisi kime ait? Bize ait. Tam şu beyaz şişe olan gemi kime ait? Ne bileyim şey yardım olsun. Şurada benim olsun. Olsun. Efendim misker arkasında bir şey var. Bismillah. Selamünaleyküm. Suyun falan akıyor değil mi? Akıyor akıyor kızım, her şey akıyor da. Dün Şerafettin bugün gelince. Aha. Para mı getirdiler? Makine getirecekler. Ne getirecekler? Makine. Çamaşır makinesi. Ha makine gelmedi mi sana? Ha. Yerine baktılar. Çocuğa dedi İdris dedi. Bu evi belledin dedi. Tamam, nereye koyacaklar makineyi? Öte yana ver. Ben geliyorum dedik. Tamam. Ha. Ona göre. Söz üst seferde. Çay mı hazırlayacaksın? Çay dedi. Şefit dedi. Yok. Şefit istemem. Valla söz çay içmeye geleceğim. Abi zaten bir yerden ikramsız ayrılsak şaşarım. Aynen. Çünkü... sana her seferinde söz veriyoruz, her seferinde alelacele gidiyoruz. İşimiz acele, kurban olasın. Bayram mübarek olsun, oldu mu? Allah'ım bugünlere cümleyi yine kavuştursun. Amin, cümlemiz inşallah. Sağlık, sıhhat, selamet versin. Allah razı olsun. Hadi. Telefon edin ve götürün ya dedi. Telefon edin, bunlar var. Eski zil sistemi bu. Ne kadar iyi ince düşünülmüş. Kapatsana Memre abi kapıyı. Eski zil sistemi. Biri geldi, biri gitti. Aynen. Abi dar sokaklardan geçmeye devam ediyoruz. Her gittiğimiz yerde dağıtacağımız etimiz biraz daha azalıyor. Bayağı yol yaptık. Yorulduk. Diyorum ya, en güzel yorgunluklardan bir tanesi benim için. Ben bu şeyi çok seviyorum. Bak çok acayip evler gördüm arkadaşlar. Ben hayatımda ne bileyim ya. Ya abi çok böyle... Gelen misafirler. Evet. Arkadaşlar biz et dağıtıyoruz. Kardeşlerim hemen yanıma geldi. Daha önce sen kimdi, sen miydin? Evet. Sen. Yanıma gelmişti. Köyde görüşmüştük. Onca tabletini almışlar, koşmuşlar, gelmişler. Ben de dedim sizi videoya çekeyim. Allah razı olsun abi. Tamam, hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Camı tutatayım mı abi? Ay ay yollarına kurbanım. Sineye bak, nerede girmiş lan? Ay 48 saat içinde inanın sayısız aileye ulaştık. Hepinizden Allah razı olsun. Abi eve geldik. Çok şükür. Oh arkadaşlar, burada 11 saat boyunca uyuyan bir adam görüyorsunuz. Dur telefona bakacağım. 11 saat mı? Net değilim. Bir dakika. Sonra da elimi göstereceğim. Sonra da bir şey diyeceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? 11 saat 50 dakika uyumuşum. Onca yorgunluğun ardından birçok yere gittik geldik. Birçok kişiye ulaştık çok şükür. Benim için güzeldi. Aynı zamanda kestiren Allah kabul etsin. Kurban kestiren abilerimizin kurbanını kabul etsin. Biz de elimizden geldiğince tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için dağıtmak için uğraştık ve başardık. Mutluyuz. Şimdi size elimi göstereceğim. Evet. Ninem aşk olsun diye ninemi de göstereceğim. Şimdi ya şu an hiçbir sıkıntı yok. Şöyle görüyorsunuz. Parmağımı oynatıyorum, kaldırıyorum vesaire. Yalnız şöyle keserken
kaçırıverdim. Onca senenin ardından ilk defa bu kadar büyük bir kesim var. Dediler ki diktirseydin kurbanlarla falan derken zaten kaldı geçmeye başladı bile. Yapışmaya başladı. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuna pansuman yapacağım. Saracağım. Ondan sonra işlerim var. Arkadaşlar annemin sardığı kadar varmış. Krem sürdüm geçti. Şöyle yapıştırdım. Birkaç güne geçecektir. Sıkıntı yok. Problem yok. Şimdi bakın. Niyazi. Tam kaç saat uyumuşum biliyor musun? Kaç? 11.5 saat. 11.50 dakika. İyi mi? Ben kaza uyudum orada abi. Sen? Gece 3'te yattım. 7'de inek uzağladı 8'de. İnek mi uzağladı? Oo hadi gözün aydın. Ona uyandım. Tekrar uyudum bir daha uyuyamadım. İyi hadi kaymağı kalın olsun. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Niyazi ile eyvah. Niyazi ile bir arkadaşı geldi. İnek kaçırmışlar. Kurbanda bizden dediler bir bakar mısın? Drone'la bakmaya gidiyoruz. Yani buluruz inşallah da pek bulabileceğimizi de düşünmüyorum. Yazılı kayanın ineklerinden biraz yavanidir onlar. Zaten salı veriyorlar. Bakıyorlar da genelde meradan değil mi? Bakacağız bakalım. Onların da işini halledelim. İnek bulmaya gidiyoruz yani. Nedir acaba? İnek bu taraftan almışlar ya. İneği buradan almış 3 ay önce. Tamam daha çok zor Niyazi. Ama böyle gelmiş. Böyle gelmiş de drone'la bulmamız çok zor. Giymişti bir ağacın altına. Neyse bizim gönülleri kalmasın. Gidelim ama inşallah da buluruz yer. Kamerada sıcak da girmiş. Arkaya bak. Arkadaşlar. Vallahi yapacağımız hiçbir şey yok. Bakabildiğim kadar baktım. Gözlerim ağrıdı. İnşallah bulunur. Aleykümselam. Aleykümselam. Evet abi bir şey alayım ben Emrah. İyi bayram. Oo Emrah. Hoş geldin kardeşim. Biz de buradasınız ha. Merhaba. Merhaba. Oy. Oğlum selam var. Selam. Emrah hoş geldin. Hayırlı bayramlar. Ne yapıyorsun? İnşallah buluruz. Biz için yiyeceğiz Cevcet abinin yerinde. Bak buraya gelin. Cevcet abinin yeri. Yazılıkaya'da. Niyazi. Gitmiyoruz mu gene? Gene mi oturdunuz? Hadi içim bak. Emrah abi yıldan önce görüyor. Aynen. Bizim traktörde amma uğraşmıştık Emrah'la. Aynen. Bak burada görüşmek var. Saçlarımız aktar düştü. Emekler çalışmaya devam. Bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Yok. İyi. Olur mu ya? Benim elim gitmiyor. Bir geliyor abi. Kız gibi duruyor daha. Eve geldik arkadaşlar. 3 batarya dolu dolu uçtuk ama ne yazık ki ineği bulamadık. Vallahi inşallah bulurlar. Zaten bundan sonra da kurban kesilmeyecek. Artık kurbanlıktan kaçtı, kurtuldu. Ama nereye gider, ne yapar? Veteriner hekim falan getirmişler. Uyuşturucu mu uyuşturucu ama hiç dinlememiş. Devam etmiş gitmiş. Oraya gitmişken Cevcet abim mekanında da bir hıçın yedik. Evdekilere de hıçın getirdim. Şimdi birazdan da babamın yanına gideceğim. Babam hazırlanacak. Bir de düğün varmış. Düğüne gitmemiz lazım. Onu da düğüne yetiştirmem lazım. Arkadaşının düğünü var. Ama dinlendim. Yani şu 12 saatlik uyku bana öyle bir geldi ki 12 saat kesintisiz uyumak bambaşka bir şey arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan ha. Yattınız kalktınız aynı şekilde. Kurbanları bitirmenin sevinci, kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevinci, bu ayrı bir güzellik. Ninemin eve gelmesinin sevinci hep ayrı bir güzellik. Bir kurbanın daha sonuna geliyoruz. Artık yavaş yavaş videonun sonuna da geliyoruz. Rabbim kabul etsin diyorum. Şimdi babamın yanına giderken de çekerim biraz. Azıcık hayvanda da şöyle biraz çekerim. Akşama düğüne giderken bitiririz. Bakalım daha neler yaşayacağız. Babamı bulmam lazım. Mesela doğru giriyordur büyük ihtimalle. Telefonla konuştuk da. Vallahi benzine de bakmadan çıktım arkadaşlar. İnşallah benzin falan vardır. Buradayım dedi. Anda buldum tamam. Ben geldim. Ben şuradan geldim ya. Yok ya ben. Bak şurada dar düşünüyorlar. Şu öteden geldim. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi git sen. Anca hazırlanır. Sen bunu alacaksın mı? Yok ya. Hava sıcak. Yandık zaten 2 günden beri. Orun üşüyorsun sen. Üşmem. Şapkamı giydim. Tamam. Tamam sen git hadi. Sopayı alacaksın mı? Hayır hiçbir şey istemiyorum ben. Eşek orada köstekli.
Ben tamam. Bunu giyeyim. Ben şimdi nereye doğru yayayım? Sen buradan var ya. İstersen buradan direkt Frenk taşından geliyorsun. Yahut da eşeğin yanından var ya. Oraya akıcı çıkıyor, oradan geliyorsun. Orası daha iyi. Tamam. Bak. Yazılı Boğazı'na ineyim mi? Hayır hayır. Yazılı Boğazı'na inme. Geç kalırsın. Doğru, bir de düğüne gideceğiz. Doğru. Yani geç Frenk taşından ineceksin aşağı. Tamam. Ben şuradan gideyim. Tamam. Babama inek soracaktım sözde, inek gördün mü diye. Arkadaşlar ineği kaybetmişler ya. Belki buralara çıkar, belli olmaz, hayvan kaçmıştır artık, kim bilir nerede. Büyük ihtimalle aldığı yere gider de, yakın köyden almışlar zaten. Yeniden sürüye ulaşır gibime geliyor. Şimdi şuradan şöyle gidek. Hayvanı biraz daha doyurak, zaten babam doyurmuş. Ondan sonra eve gider, düğüne gideriz. Dediğim gibi kurbanı atlattık abi. Çok büyük bir yorgunluk, çok büyük bir mutluluk. Çok yorulduk. 12 saat uyumuşum. Öyle düşünün siz artık nasıl yorulduğumu. Normalde uyumadığım rakamlar. Şimdi biraz daha iyiyim. Bundan sonra işlere devam. Otlar bekliyor abi. Bak hani şöyle planlar vardı. Bir iki gün tatile kaçar mıyız acaba diye. Hanımı, çoluğu, çocuğu alıp. Otları bir günde biçirirsem onlar kuruyasıya kadar gene belki gidebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Fiiler kaldı, biçemedik. İşte o sırada yoğun ninemin koşuşturmacası, adakların dağıtımı için koşuşturmalar, şuraya gidecek, şuradan gelecek hesabına. Ama iyi oldu. Dört dörtlük iş çıkarttık. Allah kabul etsin. Ne zamandan beri kurban ne günü, kurban ne günü, ne zaman geliyor, ne zaman olacak derken İşte kurban bayramı da bitti bitiyor. Rabbim hepinize kazasız belasız eve dönmeyi nasip etsin. Arkadaşlar akşam ezanı okundu. Şimdi babamlar beni bekliyorlar. Anca gideriz herhalde. Sallandırdım hayvanı meşalenin içinde. Şuradan çıkınca köyü göreceğiz. Oğlak seslerini duyuyorsunuz. Oğlakları saldık artık tamamen. Hadi. Ben yine pina yiyorlar. Arkadaşlar ikinci günü bir de kurbanın sular gittiydi ya. Vallahi çok korktum. Dedim eyvah eyvah. Tanker manker Allah'tan Necdet abi yetiştirdi. Benim kendi tankerlerim falan dolduracak oldu. Tabii bir yandan yetiştirmek zorundasınız. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Nasıl oldu yani 1-2 senedir sıkıntısız su basan pompa 75 tonluk köyün su deposu var. O günü çalışmadı. Doymuyorlar, doymuyorlar. Bizim mahalle karanlık, sokak lambaları yanmıyor ya. Arkadaşlar eve geldik, hazırlandık, hemen gidiyoruz. Babamın arkadaşının düğünü var. Baba buraya gelir misin, şöyle seni davet edeyim. Evet, yine babam takım elbiseleri giymiş. Düğüne gidiyoruz. Gelince görüşür, videoyu kapatırız. Düğündeyiz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, düğünden geldik. Videonun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Görüşmek dileğiyle.